Günün üye tavsiyesi filmi arkadaşlar. Aynı zamanda yeni bir film olan Guns Akimbo. Guns Akimbo, Harry Potter Reis'in oynadığı ilginç bir film. Hani demiştik ya, arkadaş çağrılıp seyredilecek kanlı parti filmleri. Yani hem kanlı hem eğlenceli filmlerden. Harry Potter'ın Amerikan aksanı yapmasını özellikle seyretmek istiyorsanız. İlginç durmuş adam da. İngiliz aksanına alışkın olduğumuz için herhalde. Harry Potter Reis profesyonel internet trolü gibi bir şey. Bu klasik creepy deep web story gibi başlıyor başı. Schism diye bir ölüm maçı sitesi var. İnsanlar buraya başvuruyor ve birbirlerini öldürerek para kazanmaya çalışıyorlar. Bu siteye trollük yapmaya çalışıyor Harry Potter. Kızdırmaya falan çalışıyor adamları. Sonra küfür falan ediyor. Ama adamın IP'sini buluyorlar. Ve IP'sinden de evine geliyorlar. Bayıltıp eline silah çiviliyorlar. Silahlar çivilendiği için silahları hiçbir şekilde bırakamıyor. Ve diyorlar ki sen filanca kadına karşı mücadele edeceksin. Ancak o kadın da tam bir ölüm makinesi. Bu arada o kadın da daha önce Radio Anat'ta Scream Queen demiştik ya, Samara Weaving. O kadın yeni kanlı komedi filmlerinin başrolü bu oldu herhalde. Çünkü Mayhem'daki kadın da buymuş. Hep ünlü gibi gözüken ama ünlü olmayan kadınlar dediğim kadınlar hep aynı kişiymiş, buymuş yani. Ben şey diyordum, Happy Death Day to You'daki Tree rolündeki kadın bayağı ünlü olur diyordum. Bu onu geçti. Zaten bayağı bir makyaj yapmışlar. Tipinden belli olmuyor ama bir noktada çığlığından tanıyorsunuz. Sonra isme bakınca evet aynı kadın diyorsunuz. Sonuç olarak Harry Potter bir yandan bu kadından kaçarken bir yandan da onunla ortak olmaya çalışıyor. Ortak olup bu yarışmayı düzenleyen kişilere karşı mücadele edelim diye kadını ikna etmeye çalışıyor. Ama kadın tabii psikopat olduğu için pek ikna da olacak gibi gözükmüyor. Filmimiz bu. Birçok filmi andırıyor. Mesela Scott Pilgrim filminin biraz daha tırt versiyonu diyebiliriz. Tabii aynı zamanda biraz daha kanlı versiyonu. Müzikleri güzel. İnsanı gerçekten moda sokuyor. Müzikleri artı bir puan benim için. Büyük ihtimalle bulacağım bir yerlerden. Bu şekilde eğlencelik film olarak gerçekten ideal. Çok bir derinliği yok ama salak bir film de değil. Tam olarak ne istiyorsan onu karşılıyor. Oturalım arkadaşlarla birlikte eğlenelim, hoşça vakit geçirelim. Yani bunu sinemada görürseniz sinemaya da gidebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar birlikte gidilecek ve eğlendirici bir film. IMDb puanı 10 üzerinden 8 veriyorum.